Baba! Ya hadi geç kalacağız. Trafik falan varsa yandık. Geldik oğlum. Umarım ne yaptığını farkındasındır Reha. Hadi Nadide, oğlumuzun mürveti için acele et hayatım. Kız kaçıyor tabii, acele etmiş. Ayşem, kızım gel bak bakalım. Üstüm başım olmuş mu benim? Geliyorum babacığım. Ne oldu? Kızım ne kadar güzel olmuşsun. Ya hep güzeldin de bir başka türlü olmuşsun yani. Ya bakma öyle, gerçekten utanıyorum. Sen de en yakışıklı baba olmuşsun. Dur. Safiye, kızım bak bakayım bu dar mı, bana mı öyle geliyor? Nail abi ne yapmışsın öyle sen? Yani kallavi yere dünür oluyorsun, gidip böyle pazardan almışsın. Yani şöyle daha cakalı makalı bir şeyler alaydın, paraya kıyaydın keşke. Ne diyorsun Safiye Allah aşkına ya? Ne cakası? Yani böyle... Ya damat zengin sonuçta. İleride para sıkıntımız da olmayacak inşallah. Yanlarında böyle fukara gibi. Para için mi kalkışıyoruz biz bu işleri Safiye? Öyle insanlar mıyız biz? Bir dakika, nereden çıktı zenginlik? Yani canım ben ne dedim şimdi? Zenginler dedim, o kadar. Bak hala uzatıyor ya. Allah Allah, ayıptır kızım, ayıp. Ya sen beni dedin mi? Tövbe estağfurullah, tövbe. Safiye, Nail abi dur. Dur abi. Gözünü seveyim dur abi. Dur ya, gözünü seveyim dur. Bugün de oluyor mu böyle şeyler? Amca bir dakika. Nereden duydun sen zengin olduklarını? Nereden çıktı bu? Merak ediyorum. Bir söyler misin yenge? Ayşem, kızım bak sen de bir sus istersen. Safiye sen de bir sus. Ya ben ne dedim şimdi? Damat zenginse zengin, bana ne? Senin geçen arkadaşların konuşuyorlardı. Sen de dinledin mi konuşurken? Yok canım, dinlemedim ben. Ama ev küçük olduğu için duydum işte. Şimdi anlaşıldı senin niye iyilik meleği kesildin. Ya biz ne yapıyoruz? Doğru bir şey mi yapıyoruz? Bilemedim ki. Ya vallahi Reyhan ben de bilemedim. Böyle suç işliyormuşuz gibi gizli gizli. Ama yine de meraktan çatlayacağım görücüleri göremezsen. Vallahi yenge hanım da resmen kapı önüne koydu bize ha. Bu soğukta sokak kedisi gibi kaldık bak. Ya bir şey söyleyeceğim. Reyhan. Reyhan. Hangi çocuk? İşte bu çocuk. Oğlan tarafı bu. Ömer'in arkadaşı. He, Nezih. Vay, kız tarafı benden önce davranmış. Kızım ne yapıyorsunuz orada? Vallahi Nezih, biz de sana aynı şeyi soracaktık. Sen ne yapıyorsun? Hoş tesadüf. Hoş. Ya durmayın bari soğukta, arabaya gelin hadi. Ne de olsa bir saat sonra akrabayız artık, gelin. Geri zekalı ya. Geri zekalı. Yani ben yapabileceğim her şeyi yaptım. Porselen takımlarıma kadar çıkardım artık. Ne yapayım? Bundan sonra da dünürler artık kıymetimizi inşallah bilirler. Bak hala dünürler diyor ya. Kızım koştur koştur, kimseye verilecek kızımız yok bizim. Alt tarafı tanışmaya geliyorlar, o kadar. Hay Safiye, hay Safiye. Şu hale bak. Ay ne biçim yerler buraları böyle?
şu hale bak. Ay. Ay çöplere bak. Her taraf. Ay her tarafa saçılmış. Ay. Ay ne oldu? Yok bir şey anne. Sadece bir çukurdan geçtik. Ay zifiri karanlık bir şeye çarptık sandım. Ha insanı kıtır kıtır keseren kimsenin ruhu duymayacak burada. Tamam Nadide, sen de korku filmine bağladın iyice ha. Nerede oğlum bu ev? Ay, seni Allah gönderdi valla. Yoksa soğuktan ağzımız burnumuz donacaktı. Hayır. Nezihciğim bir şey merak ediyorum ya. Ömer gelmedi de acaba seni mi gönderdi? Ömer gelmedi değil mi daha? Yok yok, biz de onu bekliyoruz işte. Ha iyi. Ya ben de bu tarihi ana kendi gözlerimle tanıklık etmek istedim. Ya çünkü hani Reha amcayı geçtim. Nadide teyze yani burnu düşse almaz. Yani ben Nadide teyze buraya nasıl gelecek meraktan ölürüm ya. Vallahi amaç aynı ama yöntem farklı. Yani biz de ev arkadaşımızın mürüvvetine ilk andan şahit olmak istedik. Fakat böyle gizliden gizliye yani işte. Yani böyle casus gibi de olmuyor aslında arkadaşımızın evinin önünde. Yani biraz ayıp oluyor yani. Reyhancığım zaten suç ortağı olduk şu an. Boşuna nefesini tüketme. Ya önce mevzuyu kendi gözlerimizle görelim abi. Emin olalım. Sonra biz kendi aramızda her türlü kutlamasını yaparız böyle şekilli falan. Ay. Ne yapıyorsun kızım ya? Düz dur düz. Düzgün. Bu ne biçim bir aile bu? Yani sen bizi nasıl insanlarla muhatap ediyorsun oğlum? Anne yeter. Sanki suç işlemişler gibi konuşuyorsun. Yoksul olmak suç değil. Aferin Ömer oğlum. Ne güzel söyledin ya. Neden? Çünkü önemli olan insanın namusuyla çalışıp ekmeğini kazanması. Kanunsuz iş yapmamak çok mühim. Önemli olan zengin olmak değil. Önemli olan onurlu olmak. Tabii. Değil mi? Önemli olan alın terinle ekmeğini kazanmak. Değil mi oğlum? Ha? Ben de öyle düşünüyorum. Arkadaşlar ya. Ya bunlar gelmezse? Ay Ayşem yıkılır. Ay gelirler değil mi Nezi? İşte tam o yüzden bu saatte buradayız ya. Vallahi Reha amcanın arabası. Geldiler inanamıyorum, kızlar kırmızı hala çök. Var burada ya. Kendi gözümüzle görelim istedik oğlum. Şişt, Ömer. Yolun açık olsun. Fazla heyecan yapma. Gidin buradan gidin. Hadi be oğlum, alamadım bir çiçeği. Geliyorum baba. Bana bak. Yukarıda arıza çıkar, çarşı karışır. Alo de hemen gelirim ha. Şişt, takım da yıkılıyor. Geldiler. Sen inler. Hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Benim ayakkabılarım temiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun, buyurun. Ben alayım üstünüzdekini. Ev sıcaktır. Isıttık bütün gün sizin için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ben alayım. Alayım. Çok güzel olmuşsun.
Teşekkür ederim. Alın çocuğunuzu. Ayşem, gelmiyor musunuz kızım? Geliyorum babacığım.